Sovyet Rusya 18 Mayıs 1944'te Kırım Türklerini büyük bir zulümle kahır dolu bir sürgüne gönderir. Bir gün sonra 19 Mayıs törenlerinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Milliyetçi Türkiye ve Türk milliyetçisi vurgularının olduğu bir konuşma yapar. Bu konuşmasında Türk milliyetçisiyiz fakat memleketimizdeki ırkçılık prensiplerinin düşmanıyız diyerek Turancı hareketlerin komşularımızla düşmanlık oluşturacağını ifade eder. Irkçılık, Turancılık suçlamasıyla başlayan süreç tutuklamalar, tabutluklarda geçen işkenceler, hapishane ve mahkeme süreçleriyle oldukça sert geçecektir. 3 Mayıs'ta nümayiş olmuş ve Nuri Demirhan bir uçak merasimi vardı, ilk açılışı. Evet. Ve o akşam babamdan telefon geldi, dedi seni tevkü edecekler. Hemen Ankara'ya git dedi, İstanbul'da tevkü edilmedi. 10 Mayıs'a Ankara yolunda, trende. Tevkü edildi. İşkence şeysini gizli yapıyorlar. Akrepler var, bir musalla taşı gibi bir taşı var. Bir de tavandan evvela su damlıyor zannettim. Beyaz beyaz kurtlar, çukurlar. Gözaltına alınanlar arasında Alparslan Türkeş de vardır. Demokrasi, eşitlik, hürriyet, gençlik. Bütün bunlar Türkiye'nin 1944 iktidarında hep palavradır. Halkın alkışları, gençlikten çıkacak yaşa naraları kayıtsız şartsız İnönü'nün tekelinde kalmalıdır. O sıralarda Türkiye'de tek parti diktatörlüğü vardı. Merhum İsmet İnönü de tek partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak devletin başındaydı. O zaman gazetelerin İsmet İnönü'ye verdikleri isim Milli Şart'tı. Bütün Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergiler, her türlü yayın aracı, Matbuat Umum Müdürlüğü denilen Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün kontrolü altındaydı. Evet. İşte bu ortamda 1944 falancılık olayı oldu. Ben de tutuklandım. Diplomasiye feda edilen milliyetçi yüreklerin tamamının suçsuz olduklarının anlaşılması birkaç yıl sürecektir. Türkiye, Rusların Türk toprakları üzerinde genişleme emellerini tahrik etmemek ve sınırlarımızda yaşayan Türk varlığının korunması için diplomasi yolları izlemeye devam eder. Ancak bu diplomatik yaklaşımlar işe yaramaz ve 14 Kasım 1944'te Ahıska Türkleri de acı dolu bir sürgüne gönderilir. Sovyet Rusya durmayarak Türkiye'ye verdiği notalarla Boğazlar'da üst ve Kars Ardahan'ı isteyerek topraklarımız üzerindeki yayılmacı politikasını bir kez daha açık eder. Turancılık davasının oluşturduğu ortamı da değerlendiren bölücü vatan hainleri devletin ideolojik kökenlerini çarpıtmak için harekete geçmişlerdir. Sol görüşlü gençleri de emelleri için yönlendirmeye çalışacaklar. Bazen de karşı karşıya geleceklerdir. Dersi dikleyecekler, boykot yapacaklar. Ve arkadaşları giderse ona mani olacaklar. Nasıl şey bu? Nasıl şey bu? Vatan hainlerinin Türk milliyetçiliği temeline dayanan üniter devlet yapımızı bozmaya yönelik olarak bir kez daha ırkçılık suçlamalarına başlamaları bu döneme rastlar. Bu suçlama Türk olma bilincini Müslümanlık inancından ayırarak millet olma mayamıza bir saldırıdır. Türk'ün de İslamiyet birbirinden ayrılmaz. Şimdi bizi şaşırtmak için, gençlerimizi adaletin sürüklemek için ne oyunlar yapıyorlar? İslam'da milliyetçilik olmaz gibi laflar, Türk milletinin düşmanlarının İslamiyet'i istismar eder. İslamiyet'i silah gibi kullanarak Türk milletini yok etmek için söylediklerini sözlerdir. Dönemin tarihte bıraktığı kötü izlerden faydalanarak milliyetçilik fikrini baskılamak için ırkçılık suçlaması, Orta Asya'daki Türk yurtlarının bağımsız olma taleplerini engellemeye yönelik kara propaganda olarak bölücüler tarafından dillendirilecektir. Bu dönemden itibaren milliyetçiliğin sahiplenilmesi için siyasallaşması da kaçınılmaz hale gelmiştir. 1960 ihtilali sonrasında siyasal hayatın yeniden oluşmasıyla Alparslan Türkeş bazı arkadaşlarıyla 1964 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girer ve bir yıl sonra genel başkanlığa seçilir.
9 Şubat 1969'da Türk tarihinden mitolojik atıfların da kullanıldığı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Kongresi Adana'da yapılır. Alparslan Türkeş'in teklifiyle partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi ve amblemi 3 hilal olarak değiştirilir. Bu kongrede 9 ışık doktrini milli çözümün anahtarı olarak sunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızın her birini Cenab-ı Hakk'ın yarattığı birer mukaddes emanet kabul ediyoruz. Ve her birinin özgür, şerefli, mutlu yaşamasını temin edecek tedbirleri almalıyız. Türk milletinin huzuruna böyle çıkmalıyız diye karar verdik. Siyasi parti oldu. Ülkücülük, Türklük gurur ve şuurunu İslam ahlak ve faziletleri doğrultusunda maneviyatta en yüksek seviyeye taşıma, halkın refah seviyesini yükseltmek için mücadele eden fedakar ve yiğit bir davanın adı olmuştur. Ülkücü işte bu taşıdığı fikrin muharrik gücüdür. Daha önceki yıllarda yetişmeye başlayan anarşist gençlerin kamu kadrolarında yer almaya başlamasıyla ülkemizi bölmek isteyen militanların silahlı eylemleri de hız kazanır. Milliyetçi kişiler ve kuruluşlar bu eylemlerin hedefi haline gelmiş, ülkücü gençlik eller silah değil kalem tutmalı görüşünü ısrarla savunarak çatışmalardan kaçınmaya çalışmıştır. Üniversitelerde tehdit, işgal ve baskının artmasıyla Ruhi Kılıç Kıran, Ertuğrul Dursun Önkuzu, Süleyman Özmen ve Yusuf İmamoğlu üniversite eğitimlerini sürdürürken şehit edilmişlerdir. Bu dönemde ülkücü gençler olayları tırmandırmak isteyen vatan hainlerinin iftiralarına maruz kalır, adaletsizlikle, haksızlıkla ve hapishanelerle tanışmaya başlarlar. MHP 1973'ten itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmeye başlanmış ve 1975'te 3 milletvekiliyle Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde yer almıştır. MHP 1977 seçimlerinde oy oranını %3.4'ten %6.4'e çıkararak 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde 16 milletvekiliyle görev alır. Türk milliyetçileri Kıbrıs'ta Türk varlığı tehlikeye düştüğünde konuya gereken önemi gösterir. Başbakan Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı esnasında ülke ocaklarına gösterdikleri hassasiyet için teşekkür telgrafı ve Ziya Gökalp'in anma toplantısına da detaylı bir telgraf gönderir. Ülkücü gençler üniversitelerde ve liselerde devam eden kanun dışı hareketlere, bölücü faaliyetlere, devletin güvenlik güçlerinin müdahale etmesini uzun süre beklemişlerdir. Okullar okunamaz, sokaklar gezilemez, bazı illerimiz girilemez hale gelmiştir. Ancak gençliğin eğitim alması neredeyse imkansız hale gelince, ülkücü gençlerin kendini ve ülkesini koruma refleksi sokaklara yansımaya başlamıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor şartlarda, Türk milliyetçilerinin siyasal hayattaki çalışmaları sonuç vermeye başlamıştır. Artık Türk milletinin teveccühünün ilk seçimlerde milliyetçilere tek başına iktidar yetkisini vereceği açıkça görülmeye başlanır. 15 Nisan 1978'de Ankara'da 7'den 70'e 1 milyon ülkücü Tan Doğan'a yürüyüş gerçekleştirecektir. Mücadeleyi vatan borcu sayıyoruz.